kiracı ev sahibi uyuşmazlıkları, ev fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu sektörde böyle bir açığın olduğunu fark ettim. Emekli olduktan sonra da dedim yani artık güzel bir şey yapayım, insanlar mutlu olsun, ev sahibi olsunlar. Yani onların ev sahibi olmasına bir katkıda bulunayım diyerekten bu sektöre giriş yaptım. Ya bak, güzel bir şey, çıkış noktası. Çünkü evet, olayın hep yasal ve biraz can sıkıcı boyutundaydınız. Bugüne kadar hep yasal boyutundaydım. Ama bundan sonra hani daha iyi yönleriyle herhalde ortamda olabiliriz diye düşünüyorum. Yardımcı olabilirim insanlara diye düşünüyorum. Ama öyle bir döneme denk geldi. Ne zamandır yapıyorsunuz bu arada? Şöyle 2 yıl oldu. 2 yıl yani önce pandemi, şöyle pandemi sonu mu? 2 yıl önce emekli oldum. İşte 1 yıl süreci var bu sertifika alma veya emlak ofisi açma için. Koşulları yerine getirdim. Şu 6 aydır da aktif olarak yapıyorum. Çalışıyorum. Tam bu fiyatların bunca tavan yaptığı, hem kiracı anlamında yeni sıkıntılar hem de ev sahibi açısından yeni sıkıntıların olduğu bir dönemde. Evet. Aslında siz istemeden kendinizi yine yasal başka bir sürecin içinde buldunuz. Yasal başka bir sürecin içinde gibi oldu ister istemez, ama hani bu şekilde en azından bir şu anda sorumluluk yok. Avukatlıkta daha fazla bir sorumluluk. Davalar uzun sürüyor, bitmiyor. Yani bazı mağduriyetler, hani bazı mağduriyetler söz konusu oluyor. Bu hem ev sahibi için mağduriyet söz konusu, hem kiracılar için mağduriyet söz konusu. Yani burada her iki tarafı da aydınlatacak şekilde bilgilendirebilirsek faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Şimdi genel anlamıyla biraz fiyatları konuşalım yasal süreçten önce istiyorum. Pandemiden sonra devam eden, tüm ülkeyi, tüm dünyayı yakından ilgilendiren ekonomiyle ilgili sıkıntılar. Onun ardından tabii bizim ülke içimizde yaşadığımız bir takım problemler ve sıkıntılar. Ne yazık ki işte deprem, çevremizde meydana gelen, bizim de sınırlarımıza çok yakın bir yerde meydana gelen savaş. Birçok etkeni aslında beraberinde sayabiliriz diye düşünüyorum. Dünyanın mücadele ettiği bir pandemi süreci bu ekonomide çok ciddi dalgalanmalara sebep oldu ve bununla birlikte yine tüm dünyayı da etkisi altına alan ücretlerdeki erime ve enflasyondaki yükseliş devreye girdi. Ve önünü alınamaz bir yükselişle karşı karşıya kaldık gayrimenkul sektöründe. Hiç bu kadar, yani konut aslında hep değerli oldu. Hiçbir zaman değerini kaybetmedi, ama fark bu kadar hiç açılmamıştı diye düşünüyorum. Şöyle yıllara bir baksak, bu kadar hayal olmamıştı bazı şeyler. Nedir bu artışın ana nedenleri? Şimdi bu artışın ana nedeni olarak şöyle düşünüyorum. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle para değer kaybetti. Dolayısıyla çevremizdeki ülkelerde yaşayan insanların paraları değer kazandı. Ve Türkiye'de yatırım yapmaları çok kolaylaştı. Mesela bizim için çok pahalı gelen 5-6 milyon TL yurt dışındaki bir insan için ucuz gelebiliyor. Dolayısıyla çok kolay konut edinebiliyorlar. Bir kere bu arttırdı. Yani dışarıdan gelenlerin konut alması insanlarımızı da cazip hale getiriyor. Onlara satma eğilimi yükseldi. Yani bizim para birimimizin değerinin düşmesi nedeniyle ve dışarıdan Türkiye'de konuta çok talep olması nedeniyle şeyler yükseldi. Konut fiyatları yükseldi. Yine aynı şekilde kiralarda da bunun bir etkisi var. Dolayısıyla insanlar, mesela Rusya-Ukrayna savaşından kaçıp gelenler, işte başka ülkelerden gelenler, burada dolarla kazandıkları için veya dolarla gelir olduğu için kolaylıkla ev kiralayabiliyorlar. Mesela bir Türk vatandaşı 5 bin liraya kiralıyorsa o 10 bin liraya kiralıyor. Bu sefer bizim burada yaşayanlar için bir zorluk oluşuyor kiralamanın aşırı yükselmesinden dolayı. Bu tür sıkıntılar tabii var. Tabii ev sahibi de bu sefer şunu diyor. İşte belki karşıdaki kiracı 10 bin lira öderken aynı ev, benim de evimde kiracı 5 bin lira, ben neden bu kadar düşük alıyorum diyor. Tabii yani aynı apartmanda mesela daha önceki kiracısı 3 bin liraya oturuyorsa yeni kiraya veriliyor 10 bin lira. Benim de diyor evim aynı apartmanda, ben neden diyor düşük veriyorum. Evet. Yani benim de kiracımı çıkartıp veya kiramı yükseltmem sonra lazım diye düşünebiliyor. Cenaze sonra birlikte mahkemenin yolunu tutuyorlar, anlaşamıyorlar. Ne yazık ki. Kiracılar da kiraya verenin istediği kadar arttıramıyorlar maalesef ekonomik koşullar nedeniyle. Yani bir orta yolu bulmak gerekiyor. Bulmak gerek, evet. Sizinle de yayın öncesi sohbet ettim. Dinleyicilerimizle de paylaşayım. Türkiye İstatistik Kurumu dün Mayıs'ta konut satışıyla ilgili bir takım veriler açıkladı. Mayıs'ta Türkiye genelinde konut satışları önceki yılın aynı ayına göre %7.7 azalarak 113.276 oldu. Bir duraksama var demek Mayıs ayında. Seçim şöyle, etkili seçim oldu etkili acaba? Oldu. Bankaların kredi vermeleri biraz durduğu için konut satışları bu ara biraz durgun seyrediyor. Ama yani seçimden sonra konut satış şeylerindeki kredilerin açılmasıyla yine hareketleneceğini düşünüyorum, ama fiyatlar biraz yüksek
bu aralar. Daha da yükselir mi acaba? Daha da yükselebilir. Gerçi konut fiyatlarında değil mi? Pek düşüş olmaz genelde. Yükseldiği yerde kalıyor sanırım. Evet, aynen, düşüş olmuyor. Yükseldiği yerde kalıyor. Hani daha fazla yükselmesi engellenebilir belki. Doğru. Şimdi şöyle bir baktım. Dedim ki acaba hangi ülkeler en çok... Şimdi az önce nedenlerden bahsettik, bir Rusya savaşından bahsettik, pandemiden bahsettik, ekonomik krizden bahsettik. Hangi ülkeler en çok Türkiye'den konut almış diye. Onu da yine Türkiye İstatistik Kurumu şöyle açıklamış, Mayıs ayı için açıklamış. Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 991 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 503 konutla İran, 175 konutla Ukrayna ve 129 konutla Almanya vatandaşları izlemiş. Hı hı. Dolayısıyla ilk dörde Rusya, İran, Ukrayna ve Almanya girmiş. Genelde Almanya'nın, daha doğrusu Türk vatandaşlarının orada yoğunlukta olmasından dolayı Almanya'nın girmesini biz beklerdik. Ama savaşın etkisi daha belirgin olmuş zannediyorum ki. Yani Türk vatandaşlarından ziyade daha çok yabancılar da alıyor artık. Türkiye vatandaşlığı kazanmak için 400 bin dolarlık bir yatırım yaparsa, ülkede konut satın alırsa, vatandaşlık alabildiği için hani Türk vatandaşlarından ziyade yabancı uyruklular alıyor artık bu konutları. Burada da işte içeride ne yazık ki o dalgalanmanın da önüne geçemiyorsunuz durum böyle olunca. Evet. Yani dünya şimdi Türkiye için geçerliyse bu dünyadaki başka ülkelerde de geçerli olması lazım diye düşünüyoruz. O zaman bir takım sınırlamalar mı konuluyor bu dalgalanma yaşanmaması için dünyada? Dünyada tabii ki. Yani şimdi mesela bizde 400 bin dolarlık bir konut alırsa vatandaşlık elde edebiliyor, ama bir başka yerde vatandaşlık elde etmek başka ekstra koşullara da tabi. Yani olayı sadece biraz, parayla çözemiyorsunuz dünyada. Tabii ki. Sadece para, ben konut aldım, vatandaşlığını alayım diye bir şey yok. Bizim, sadece Türkiye'de böyle bir şey var. Ama buna da herhalde yeni düzenlemeler getirileceğini düşünüyorum. Böyle sınırlamalar getirilmediği takdirde yabancılar konut almaya devam çünkü edecektir. Çünkü birkaç dünya ülkesini dün bu rakamlardan sonra açıkladım. Yasalarla koruma altına alınmış birçoğu, hem ülkedeki ev satışları hem de kiracı arasındaki, ev sahibi ve kiracı arasındaki konular çok detaylı ve çok uzun yıllar önce yasalara